Çatı samandan, duvar daldan, küçücük bir kulübede yaşıyorlardı. Yaşlı karı koca. Ve o küçücük kulübe dev bir dağın tam yanındaydı. Hey, o koca dağ onların evlerine ve bahçelerine hep bir gölge atıyordu. O nedenle onların bahçelerinde domatesler asla kırmızı olamıyorlardı. Hiçbir şey bitmiyordu. Hey, bu dağdan geceleri vahşi hayvanlar iniyorlardı ve evlerin etrafında korkutucu sesler yaparak dolaşıyorlardı. Ve bazen dağın zirvesinden bir kayalar, taşlar düşer, pata pata paldır küldür onların çatıların üstünde düşüp delik yapıyorlardı. Bir gün dayanamayıp yaşlı karı koca dağa karşı çıktılar ve ondan gitmesini istediler. Şöyle bir şarkı söyleyerek. Gölgende üşüyoruz, güneşi özlüyoruz. Zirvenden koca taşlar bahçeye düşüyorlar. Dağda yüce dağ, gitsene başımızdan. Dağda yüce dağ, gitsene başımızdan. Duysana sesimizi, topla eteklerini. Uzaklaş bahçemizden, güneş parlar gidersen. Dağda yüce dağ, gitsene başımızdan. Dağda, yüce dağ, gitsene başımızdan. Ve günler boyunca şarkılarını söylediler, beklediler ama dağ bir santim olsa bile kıpırdamadı. Buna çok kızdılar. O yüzden gittiler dağın ötesinde yaşayan yaşlı bir bilgenin yanında. Bütün durumu anlattılar. Dağın onların evlerine, bahçelerine yaptığı gölge, inen vahşi hayvanlar ve paldır küldür düşen taşlar. Yaşlı bilge uzun beyaz sakalını sıvızladı. Siz fazla bile beklediniz. Bu da size çok büyük kötülükler yapıyor. Onu korkutmanız gerekiyor. Ha, nasıl yapacağız? Siz bilirsiniz, dağlar sesten korkar, dağlar sizin yüzünüzden korkar. Dönün ve bu dağı korkutun. O zaman aldılar evdeki tencereler, evdeki kaşıklar ve günler boyunca dağı korkutmak için vahşi sesler yaptılar. Sen yaşlı teyze saçlarını süpürge etti, gözler fırfır yaptı, komik suratlar yaptı. Daha korkutmaya çalıştılar. Tang 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 sabahtan akşama kadar ses yapıp onu korkutmaya çalıştılar. Ama da bir santim olsa bile kıpırdamadı. Gölgende üşüyoruz, güneşi özlüyoruz. Zirvenden koca taşlar bahçeye düşüyorlar. Dağda yüce dağ, gitsene başımızdan. Dağda yüce dağ, gitsene başımızdan. Duysana sesimizi, topla eteklerini. Uzaklaş bahçemizden, güneş parlar gidersen. Dağda yüce dağ, gitsene başımızdan. Dağda yüce dağ, gitsene başımızdan. Beklediler bir hafta ama dağ bir santim olsa kıpırdamadı. Dağın öteki tarafında başka bir bilge adam yaşadığını duymuşlardı. O yüzden ona da ziyaret etmeye karar verdiler. Gittiklerinde her şeyi anlattılar. Koca dağın yaptığı gölge, dağdan inen vahşi hayvanlar, paldır küldür düşen taşlar. Sizin durumunuz çok zor. Ama biliyorsunuz, dağlar kocaman, güçlü, sert. Onlar korku tanıyamazlar. Onları korkutamazsınız. Korkutamıyorsanız onu ikna etmek korkunun tersini yapmanız gerekiyor. Yani sevgi. Dağa sevgi vereceksiniz. Onu şefkatle, neşeyle seveceksiniz, sarılacaksınız. O kadar çok sevgi vereceksiniz ki dağ sizin ne istediğinizi merak edip sizi bunun için yapmak isteyecek. Dönün ve dağa iyi davranarak, ona şefkatle yaklaşarak,
onu ikna etmeye çalışın. Bunu da mantıklı buldular. O yüzden döndüler ve her sabah dağa karşı güzel şarkılar söylediler. Ona onu ne kadar çok sevdiklerini söylediler. Her sabah dağa öpüşükler gönderdiler. Dağının çiçekleri suladılar. Dağının ağaçları sarıldılar. Dağda gezip onu ne kadar güzel olduğunu, ne kadar faydalı olduğunu söylediler. Her gün dağ ile çok güzel vakitler geçirdiler. Ve beklediler. Dağ onların durumu anlayıp gitmesini istediler. Akşamları yine de gölgende üşüyoruz, güneşi özlüyoruz. Zirvenden koca taşlar bahçeye düşüyorlar. Dağda yüce dağ gitmez misin başımızdan? Dağda yüce dağ güçlü başımızdan. Duysana sesimize ne olur topla eteklerini rica ediyoruz. Uzaklaş bahçemizden güneş parlar gidersen. Da 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 ne olur ne olur da da yüce da gitsene başımızdan. Da da yüce da gitsene başımızdan. Ne olur da da yüce da ne olur gitsene başımızdan rica ediyoruz. Da da yüce da gitsene başımızdan. Çok kibar, çok kibar rica ettiler ama daha bir santim olsa bile kıpırdamadı. Beklediler ama duydular ki dağın ötesinde üçüncü bir bilge adam yaşıyordu. Ona da gitmeye karar verdiler. Ziyaret edince her şeyi anlattılar. Dağının yaptığı gölge, dağdan inen vahşi hayvanlar, paldır küldür düşen taşları, denedikleri korku, sevgi nasıl işe yaramadığını. Korku işe yaramıyorsa, sevgi ki en güçlü o, sevgi bile işe yaramıyorsa, o zaman tek bir çözüm kaldı. O da dans. Dans mı? Size dağların hareket ettiren çok özel bir dans öğreteceğim. Dansı yapmaktan önce ineceksiniz. Evinizin duvarları, çatı toplayacaksınız. Evinizin bütün eşyaları toplayacaksınız ve hepsini başınızda koyacaksınız. Sonra gözlerinizi kapatıp dağa karşı durup bu size öğreteceğim özel dansı yapacaksınız. Onlar da Bilge'nin yaptığı gibi yaptılar. Evlerini, eşyalarını toplayıp her şey başlarının üstünde koydular ve dağa karşı gözleri kapalı şarkı ve dans söylemeye başladılar. Bir adım öne, üç adım geriye. Bir adım öne, üç adım geriye. Bir adım öne, üç adım. Dağda yüce dağ gitsene başımızdan. Bir adım öne, üç adım geriye. 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 Ve böylesine dans ettiler. Hep bir adım önde, üç adım geriye, bir adım öne, üç adım geriye ve gözleri kapalı danslarını bitirdiklerinde durdular, gözleri açtılar ve ne görsünler? Dağ uzaklaşmıştı. Yoksa onlar mı uzaklaşmıştı? Ama onlar dağ, onların dansı görüp uzaklaştığı için çok sevindiler. Eşyaları indirdiler ve tekrar evlerini kurdular. Dağdan duvarlar, samandan bir çatı. Eşyalarını içinde yerleştirdiler. Tencereler, kaşıklar, yataklar, yorganlar dışarıda tekrardan bahçelerini ektiler.
O günden sonra onlar çok mutlu yaşadılar. Onların evlerinde hep bir güneş vardı. O yüzden bahçelerinden mis gibi kokan kıpkırmızı domatesler çıkıyordu. Vahşi hayvanlar gelmiyordu. Ve baldır güldür düşen taşlar olmadığı için evlerinde çok mutlulardı. Daha uzaklarda görüyorlardı. Onlar öğrendiler ve biz de öyle ki bize zarar veren şeylerden uzaklaşabiliriz. Bazen bir dansla. Gökten 3 elma düştü. Biri onların evin üstünde ve o elma düştüğü yerde bahçelerinde oluverdi bir elma ağacı. Biri dağın başında, biri de bizim başımızda düşsün.